Yatırım bültenine hoş geldiniz. Günaydın. Ben Zeynep Erataman. Piyasa açılışı öncesinde bilinmesi gerekenler ve daha fazlasını önümüzdeki dakikalarda paylaşacağız sizlerle. Yine haber akışı açısından yoğun da bir sabaha uyandık. Öncesinde neler bilmek lazım? Ankara'nın Draghi'ye tepkisi var. Draghi dün yapmış olduğu değerlendirmelerde, İtalya Başbakanı dün yapmış olduğu değerlendirmelerde Türkiye dahil diktatörlükle yönetilen bazı ülkelerle Avrupa Birliği'nin muhatap olması gerektiği şeklinde bir ifade kullandı. Bunun üzerine Ankara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'na Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığını görüyoruz. Aynı zamanda hükümet kanadından da kınama mesajları geliyor. Bu arada tabii Draghi'nin İtalya'da başbakanlık koltuğunda oturduğunu ama seçilmiş bir başbakan olmamış olduğunu da yine hatırlatıyoruz. Draghi aynı zamanda eskiden Avrupa Merkez Bankası Başkanı iken de kuvvetli bir isimdi. Yalnız bunda dipnot düşmekte fayda var. S&P 500 endeksi dün rekor seviyede yine 4000'in üzerinde bir kapanış yaptı. Aynı zamanda bugün uluslararası piyasalarda özellikle petrol fiyatları açısından önemli. P5+1'de Amerika'ya masaya dönüyor mu? İran'la müzakere çarşamba günü başlayan süreçte olumlu geçtiği söylenmişti ama İran Amerika'da bir kalemde yaptırımlar kalksın diyor. Amerika biz böyle tek taraflı işlere gelmeyiz diyor. Dolayısıyla Biden yönetiminin tavrı Trump'tan ne kadar farklı olacak onu da bugün Viyana'nın gündeminde takip ediyoruz. Çin tarafında bu sabah enflasyon verileri geldi. Özellikle üretici fiyat endeksine baktığımızda Temmuz 2018'den bu yana en yüksekte geldi. Hem ham madde fiyatlarının yükselişine dikkat çekiyor bu veri hem de Çin'den acaba dünyanın geri kalanına bir enflasyon transferi söz konusu olacak mı? Bunu izleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut başkanı Christine Lagarde dün bu arada konuştu. Avrupa'dan gelen veriler eşliğinde Covid sonrasında ekonomide tünelin ucundaki ışığın görülmeye başlandığını söyledi. Hatta Avrupa Merkez Bankası'ndan bu hafta iki yetkili de pandemiyle mücadele tahvil alım programını 3. 4. çeyrek itibariyle yavaş yavaş geri çekebiliriz dedi. Son olarak bugün Borsa İstanbul cephesinde Yıldız Pazar'da Kua Granit'in işlem görmeye başlayacağını da hatırlatalım. Gong töreninde bugün Kua Granit için çalacak gongu borsanın. Onu da bir kez daha dipnot düşelim. Halka arzlar açısından ajandayı da takip etmeye devam ediyoruz. Kat be kat talepler gelirken. Veri gündemine döndüğümüzde sabah Çin'de enflasyon verilerini aldık. TÜFE tarafında %0,4, ÜFE tarafında %4,4'lük veriler piyasanın beklediğinden yüksek geldi. Saat 10'da bugün piyasa masasında Merkez Bankası beklenti anketini Kutay Korap'la beraber karşılayacağız. Saat 9 itibariyle açıklanan veriler var. Almanya'da sanayi üretim ve dış ticaret dengesi, Şubat rakamları bunlar. 10.30 itibariyle İngiltere'de Halifax'ın açıkladığı konut fiyat endeksini takip ediyoruz. Ve öğleden sonra saatlerinde akşamüstü 3.30'da Amerika'da bu defa da üretici fiyat endeksini göreceğiz. Bu hafta TÜFE'yi de gördükten sonra Mart ayında fiyat istikrarı açısından nasıl bir seviye söz konusu oldu? Piyasa burayı da Fed'den aslında mesajlar açısından okumaya çalışacak. Bu arada veri gündeminde başlıkları aktardıktan sonra gidelim bir sonraki grafiğimize. Orada da SPK bülteninden öne çıkanlar ve tabii ki Fed'den gelen mesajlar var. Öncelikle SPK diyoruz. SPK bülteninde bu sabah Aydem yenilenebilir enerjinin halka arzının onaylandığını görmekteyiz. 1 TL nominal değerli paylar 8,5 TL ve 9,90 TL fiyat aralığından satışa sunulacak. Aynı zamanda yine SPK bülteninde öne çıkan bir diğer başlıkta Galata Wind Enerji'yi görüyoruz. Oda da halka arza onay çıktı. 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ve kurum 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verdi. Bu dipnotu da aktaralım. Küresel tarafta Fed'den gelen mesajlar var. Son olarak onu da vereceğiz burada. Fed Başkanı Powell dün konuştuğunda birkaç ay üst üste düzenli olarak güçlü bir veri tablosu görmedikçe harekete geçmek için henüz erken dedi. Şu anda ekonomide toparlanma hem karışık sinyaller veriyor hem de na tamam şeklinde açıklaması vardı. New York Fed araştırmasında 3. tur çekler dağıtıldıktan sonra canlandırma paketine ilişkin bu çekler ekonomiye ne kadar fayda sağlayacak bu araştırıldı. 1300 tane halkı katılımcısının bulunduğu ankette daha çok Amerikan vatandaşı harcamaktansa tasarrufa yöneldi. Pandeminin ne kadar uzun süreceği ve ekonomiyi ne kadar etkileyeceği belli değil diyorlar. Oysa ki piyasa Fed'den belki de prematüre bir adım gelebilir fiyatlamasıyla faizleri son dönemde yukarı almıştı. Son başlığı da St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dan verelim. Pandemi bitmeden önce politika değişiminden bahsetmek için henüz çok erken şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Dediğimiz gibi piyasa bir şey fiyatlıyor, Fed açıklamasında bulunuyor ama hane halkı tarafındaysa bambaşka bir takım değişkenler aslında hal ve tavra şekil veriyor diyebiliriz. Vatandaş mı piyasa mı haklı çıkar, Fed ne zaman adım atar onu da tabii ki konuşacağız. Öncesinde piyasalar diyelim dün itibariyle. FTSE 100'deki yeşili de ekrana getirdi arkadaşlar. Avrupa tarafında rekor kapanışlar takip ettiğimizi hatırlatalım.
Stoxx 600 endeksi %0,6 yükseldi. En çok da içeride dün borsada gördüğümüz gibi yiyecek içecek sektör endeksi alıcılı taraftaydı. Onu bir dipnot düşelim. Yanı sıra yine Forex tarafına döndüğümüzde an itibariyle dolar endeksinin 5 ayın en sert haftalık kaybına yöneldiğini aktarabiliyoruz. Emtia cephesi hareketli. Özellikle bugün gözler petrolde, Viyana'da olacak. OPEC artı ise bu hafta kademeli olarak arzı artıracağını söyleyince haftalık bazda petrolü %2 ila 3'lük bir kayba yönlendirdi. Altında ise fiyat 1758,5 dolarla bir ayın zirvesine dolar endeksinin gevşemesiyle beraber geldi. Hatırlatalım. Asya piyasalarında son durum böyle dedik ama hangi haberler en çok etkili oluyor onu da tabii ki konuşacağız. Dubai'ye uzanacağız. Karşımızda Ersoy Erkazancı olacak. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve bu sabah Çin'den enflasyon verilerini aldık. Petrolde bir kez daha P5 artı bir gündemine odaklanıyoruz dedik. Ersoy Kazancı ile beraberiz. Ersoy, normalde hep Wall Street'in Asya'ya ilham verdiğinden bahsederiz seninle ama dün S&P tarafında Dow'da görmüş olduğumuz rekorlar ne kadar etkiledi sence bu sabah Asya'yı? Bir kez daha konuşalım istersen. İlk sözden sonra rakamlarda değişimler var çünkü. Evet Zeynep, sabahleyin seninle konuştuğumuzda şöyle bir tablo vardı. Japonya artıdaydı, diğerleri eksideydi. Japonya hala artıda ama çoğunu geri verdi. Diğerlerinin de eksileri biraz daha fazlalaştı. Amerika'daki olumlu hava neden kaynaklanmıştı? Powell IMF panelinde yine olumlu konuşmuştu. Enflasyon endişelerini gidermişti. Fakat bu sefer Asya'ya yansımadı. En önemli yansımama sebebi Çin'den gelen enflasyon verileri. Mart ayında üfe 4,4 geldi. TÜFE'de 0,4. Geçtiğimiz ay eksi gelmişti TÜFE. TÜFE'nin artıya geçmesi olumlu ama üfe beklenenden yüksek. Bu da tekrar bu enflasyon gelir mi beklentilerini oluşturdu. Çin Merkez Bankası buna bir aksiyon alır mı beklentileri yarattığı için Çin'de eksiler var. Sadece bu değil tabii ki. Amerika 7 tane Çinli şirketi daha kara listeye aldı. Süper bilgisayar dediğimiz şirketler, yapan şirketler bunlar. Çin ordusunun daha da modernleşmesine yardım oluyor. Kara listeye alınca ne oluyor? Amerikalı şirketler bu şirketlere rahatlıkla ihracat yapamıyor. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor. Yine Amerikan Senatosu'nda bir yasa üzerine çalışılıyor Zeynep. Çin'i resmi olarak stratejik rakip olarak belirleyip farklı komiteler kuracaklar ve hani Amerika bunu dedi şunu dedikten daha ziyade resmi olarak Çin bizim stratejik rakibimiz, ona karşı şöyle mücadele ediyoruz anlamında bir yasa olacak bu. Bütün bunların eşliğinde de bugün Çin ve Hong Kong ekside Zeynep. Bunlar bu tarafta baskı yarattı. Asya tarafında baskı yarattı. Petrol tarafında ise haftalık olarak düşüyoruz. 59,5 ve 62,8 dolar seviyesindeyiz. Hem OPEC artının üretimi artıracağız demesi, hem bazı ülkelerde tekrar koronavirüs vakalarının artması ve kapatmalar. Bunlar petrol fiyatının üzerinde baskı yarattı. Bir de bugün sen de demin belirttin, Viyana'da P5 artı 1'in yani nükleer anlaşmanın ilk görüşmesi yapılmıştı. İkincisi devam edecek. Burada biraz Amerika tarafında yumuşama var. Bazı yaptırımları kaldırabiliriz dediler. Bu ne demek? İran petrolü piyasaya gelebilir, fazla arz demek Zeynep. O da biraz petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Yani bugün hem Asya'da borsalarda satış var, hem de petrol piyasasında satış var diyeyim. Sözü sana aktarayım Zeynep. Ersoy Erkazancı, çok teşekkür ederiz aktardığın bu notlar için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dönüyoruz bir kez daha grafiklerimize. Kurlar cephesinde nasıl bir sabah uyandık dediğimizde Asya seansını yavaş yavaş geride bırakırken özellikle gelişen ülke kurları tarafında dolara karşı kayıplı bir sabah uyandığımızı belirtelim. Malezya ringgiti dışındakiler ya yatay performansta ya da ekside hareket etti. Bir günlük değişimde TL'nin de dolara karşı %0,10'larla ölçülebilecek bir değer kaybı olduğunu aktarabiliyoruz. Bu arada dün borsa nasıl kapanmıştı? Belki onu da hatırlamakta bu esnada fayda var. Gong'u görmeden önce BIST 100 ana
endekse dün %0.09 değer kaybı gördük. 1416 puanda kapanış yaptık. 1.33 puan kadar düşen borsada işlem hacmi 15.8 milyar TL oldu. Gün sonunda en çok yükselenler tarafında Ereğli Demir Çeliği gördük. Puan bazlı katkı verenlerde Turkcell, Bimaş, Vestel ve Migros'u gördük. Yine baskılar tarafında Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ford Otu, Akbank ve Bera Holding hisseleri ilk 5'i oluşturdu. Dün itibariyle holdinglerde %0.17 yükseliş görürken banka hisselerinde ortalamada %1.09'luk düşüş vardı. En çok kazanan tarafta Avrupa'da olduğu gibi bizim borsamızda da gıda ve içecek sektör endeksini gördük. Burada %2,10'luk bir kazanım vardı. En çok kaybeden tarafta ise %2,11 ile ulaştırma sektör endeksini takip ettiğimizi hatırlatalım. Bugün dediğimiz gibi içeride Merkez Bankası beklenti anketini göreceğiz. Öncesinde öne çıkan şirket haberlerinden bu sabah sizlerle hangi başlıkları paylaşabiliriz? Kuagranit'in bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını bir kez daha belki bu noktada hatırlatmakta fayda var. Hemen detaylarını da şöylece hatırlatalım. 16.46 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. Kodu da KUAGR şeklinde olacak. İttifak Holding tarafında bağlı ortaklığı Selva Gıda'nın halka arzı için SPK ve borsaya başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Biz tarafında aynı zamanda piyasa ağırlıklı pay endeksleri temel kurallarında da güncelleme var. Bu sabahın şirket haberlerinde, sektör haberlerinde. Yurt dışına uzandığımızda ise yine Apple ile ilgili çip krizinin bir uzantısı var. MacBook'ta, iPad'de üretimin erteleneceğini görüyoruz. Robinhood tarafında 2021 yılının ilk çeyreğinde kendi platformu üzerinden kripto para işlemi yapanların sayısı yıllık 6 kat artış gösterdi ve 9,5 milyon oldu. Japon Renesas Electronics yangın nedeniyle ara veren çip üretim fabrikasını 19 Nisan'da yeniden faaliyete geçirecek. Yine Asya seansında bugün Tencent destekli fintech şirketi Link Logis'in de ilk günde yükselişte olduğunu belirtelim. Commerzbank tarafında da maliyet azaltma stratejisi çerçevesinde Macaristan bankacılık birimini satmak istediği başlığıyla karşılaşıyoruz yeni güne başlarken. Şirket haberlerinde yurt dışında, yurt içinde öne çıkarabileceğimiz başlıklar bunlar. Peki makro tarafla ilgili beklentileri nasıl oluşturmak gerekir? Bir yandan Covid ekonomisi, bir yandan da normalleşme ekonomisi konuştuğumuz şu günlerde IMF tarafında büyüme beklentileri küresel çapta yukarı yönlü revize edildi ama Türkiye için değişmedi. Detaylarını konuşacağız. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Levent bizimle beraber bu sabah. Haluk Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle isterseniz büyüme diyelim bu sabah söze başlarken sizinle. Yurt dışında kuvvetli bir büyüme, hatta 40 yılın en büyük büyümesine ilişkin beklentisi var IMF'nin. Bizde revizyona gidilmedi. %6'da korunan bir büyüme beklentisi oldu. Sizin beklentilerinizle ne kadar örtüşür? IMF'den her zaman klasik alışılageldiği üzere yine büyük revizyonlar mı bekleyeceğiz? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Aslında benim beklentilerimle örtüşüyor. Yani çünkü Türkiye'de şimdi büyümenin istikrarlı bir hale kavuşabilmesi için halledilmesi gereken pek çok problem var. Çünkü bu karşı karşıya olduğumuz kriz daha önce deneyimlediğimiz türde bir kriz değil. Hem enflasyon, yüksek enflasyon ki bu 50 yıldır alışık olduğumuz bir şey aslında. Çünkü 50 yıldır yüksek ve çok yüksek fiyat artışlarıyla yaşıyoruz. Bunu bir türlü halledemedik. Hem de durgunlukla şey yapıyoruz. Bu dolayısıyla çok baş etmesi zor bir krizdir. 2018'den beri bunun içindeyiz ve bundan çıkış için gerekli adımları atmadık. Üstelik de 2019'u 20'yi falan hatırlayacak olursak da yapılan iktisat politikaları açısından yapılan pek çok hata eldeki bir takım silahları, kullanılabilecek bir takım silahları da bir nevi boşa harcamamıza neden oldu. Dolayısıyla aslında kullanabileceğimiz politika alanımızı çok daraltmış olduk. Politika alanı daraldığında da bu ciddi problemleri aşmamız ve yine daha önce deneyimlemediğimiz kadar önemli ve derin bir krizi halletmek için gerekli güveni oluşturamadığımızı söyleyebilirim. Şimdi hocam tabii böyle bir beklenti çerçevesine enflasyonu da oturtmak lazım. Büyümeyle ilgili, evet, tahminleri konuşurken tabii örneğin yurt dışına baktığımızda Amerika'da, Avrupa'da yavaş yavaş pandemiyle mücadele planlarından çıkılsın mı? Bazen yetkililerden, bazen de piyasa fiyatlamasından bu tip beklentiler okuyabiliyoruz. Bir yandan da bizim tarafa baktığımızda da farklı enflasyon beklentileri var. Önce yurt dışını ele alalım isterseniz hocam. Bir enflasyon yükselişi küresel çapta bekler misiniz yoksa geçici ve rakamsal olur, kalıcı bir etkisi olmaz diye mi düşünmeliyiz? Şimdi küresel likiddedeki 2007-2008 sonrası ortaya çıkan ve pandemiyle de zirveye ulaşan
büyük artışları, emisyon artışlarını düşündüğümüz zaman, onu gördüğümüzde tabii ki bu bir noktada bir enflasyonun ortaya çıkması kaçınılmaz. Bunu yine de tabii yani faiz politikası da şunda bunda falan kontrollü bir hale getirebilir ama çünkü son derece dikkatli bir şey yapılıyor. Dikkatle izlenen bir şey. Ama hafif bir artış olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunun tabii Türkiye açısından önemi ne? Zaten biz eğer enflasyonda bir yükselme ortaya çıkarsa haliyle faizlerde de bir, özellikle dolar bazlı faizlerde de bir artış olacaktır. Dolayısıyla bu bizim fon çekme ihtiyacımızı daha zor karşılamamıza neden olacaktır. Bu da büyüme için herhalde önemli engellerden bir tanesi. Çünkü sonuç itibariyle baktığımızda Türkiye'de büyümenin önünde iki tane önemli engel var. Bir tanesi fon eksikliği. Bu fon eksikliğini gidermek için bir nevi rekabet halindeyiz ve bu rekabetin olumsuz yönde gelişiyor olması bir dezavantaj. İkincisi iç talepte büyük bir çöküş var. Ve bu çöküşün devam edeceğini de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü önemli bir işsizlik dalgası içerisindeyiz ve bunun durmak bir yana artarak devam edeceğini söylememiz gerekiyor. Çünkü çok sayıda potansiyel problemimiz vardı. İşte bu kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle birlikte bu ödenekten faydalananların ne kadar geri dönebilecek? Ayrıca bir yıl, bir buçuk yıl çok uzun bir süre COVID'le mücadele koşullarında uzaktan çalışma ve otomasyon ile çalışmaya alışmış özellikle büyük şirketler var. Zaten oradan da gelen bilgiler var, duyuyoruz. Çok sayıda şirketin bir istihdamda azaltmaya gitme ihtimali de var. Yani otomasyona ağırlık vererek gitmeli. Çünkü bu işletme davranışı açısından son derece yerinde bir yani işletme mantığı açısından baktığımız zaman başka çare yok gibi gözüküyor. Çünkü bu COVID'in verdiği dersleri değerlendirdiğinizde otomasyona doğru yönelme kaçınılmaz hale geliyor. Zaten COVID öncesi öyle bir eğilim vardı. İLO'nun raporlarını hatırlayalım. Türkiye'deki işlerin aşağı yukarı %64-65'i kısa ve orta vadede otomasyon tehdidi altında diye daha 2015-16 gibi rapor yayınlanmıştı. Dolayısıyla bunların artık COVID'de birlikte biraz hızlanarak bu sürecin gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Bu çok ciddi, önemli bir problem. Çünkü işsizlikle birlikte iç talebi oluşturan hane halkları gelirlerinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. O yüzden bunu önemli bir sıkışma olarak görmemiz gerekiyor. Fakat bir avantaj var. O da işte enflasyonist bir beklentinin dış dünyada enflasyonist bir beklentinin oluşması ve emtia fiyatlarındaki artışları izlediğimizde dünya ekonomisinde bir açılmanın yavaş yavaş izlerini görmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da bir ihracat potansiyeli yaratıyor ama o da herhalde dikkatle izlenmesi ve güçlü bir teşvik yani iyi tasarlanmış bir teşvik politikasıyla desteklenmesi gereken bir şey. Eğer bu yönde bir başarı sağlanabilirse büyüme sürecinde de yine doğru düzgün bir patikaya oturma imkanımız ortaya çıkabilir. Dış çekişli olarak tabii bu sefer. Evet. Şimdi hocam içerideki enflasyon tahmininizi de soracağım. PPK'dan beklentinizi de soracağım ama öyle bir noktada bıraktınız ki şunu da sormadan edemiyorum. Sizin bu konuda çalışmalarınız da var zaten değil mi? Gelir dağılımında eşitsizlik evet. açısından da COVID'e yaklaşabilir miyiz? Çünkü az önce vermiş olduğunuz ipuçlarından aslında doğal olarak konu sohbet bu tarafa evrildi. Özellikle tabii ki dün Powell'ın da değerlendirmelerinde vardı Fed Başkanı'nın. Otomasyonun giderek arttığına, işte 10 milyon kişinin Amerika'da işini telafi etmesinin ne kadar zor olacağını o da işaret etti. Bunun muhakkak ki sadece Türkiye'de değil dünyada da yankıları olacak. Bir de gelir dağılımında eşitsizlik açısından yaklaşalım mı hocam? Kısa çalışma ödeneği de uzamadı dediniz. Onun da herhalde etkisi olur. Onun etkisi var. Yani şöyle bizim yaptığımız çalışma henüz yayınlanmadı ama birkaç yerde bahsettik temel bulgularımızdan. Bu akademik bir çalışma ama sonuçları bizi ilgilendiriyor diye bahsediyoruz zaten. Şimdi şöyle bir çalışma yaptık. Bu COVID öncesi mikro veriyi alarak
bir gelir dağılımı ölçütü yaptığımızda pandeminin eğer hiç kamu müdahalesi olmasaydı eşitsizlik üzerindeki etkisi ne olurdu diye sorduk. Ve burada gerçekten benim daha önce görmediğim yükseklikte bir etki. Yani son derece büyük bir şok. Teknik detaylara hiç girmiyorum. O makale yayınlandı zaten, ilgililer şey yapabilir. Ama bu büyük bir şokla geliyor. Bu şokun etkisi bir eşitsizlikte bir yükselme. Bu eşitsizlikteki yükselme ne yazık ki birdenbire gelirsizleşen, gelir kaybına uğrayan insanların yoksullaşmasıyla beraber. Yani hem yoksullukta ciddi bir artış hem de eşitsizlikte bir büyük artışla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat kamu müdahalesiyle özellikle bu kısa çalışma deneyinin etkilerini ölçmeye çalıştık. Onunla hem yoksul sayısında bir azalmaya hem de bir gelir eşitsizliğinde bir azalmaya azalma ile karşılaşıyoruz. Ancak bunun yerine diğer ülkelerde olduğu gibi, çünkü biliyorsunuz bizim hükümetimizin tercih ettiği yol kredi kanallarını açmak oldu. Yani dünyada herhalde en az doğrudan destek yardımı kullanan ülke Türkiye nüfusuna oranla baktığınız zaman. Tam tersine kredi kanalları eşitsizliğin artmasına neden oldu. Çünkü kredi kanallarına erişebilecek olan insanlar, yani ucuz krediye erişebilecek olan insanlar esasında bu krediye çok da fazla ihtiyacı olmayan insanları da barındırıyordu, kitleyi de barındırıyordu. Yani en kırılgan kesime yönelik bir politik olarak tasarlanıyormuş gibi gözüküyor ama en kırılgan kesimin krediye erişmesi zaten mümkün değildi. Hem gelir kaybından hem de önceki durumu itibariyle. Bu da dolayısıyla eşitsizliği büyüttü Türkiye'de aslında. Eğer bunun yerine doğrudan gelir desteği yapılsaydı diğer ülkelerde olduğu gibi, biz şöyle bir senaryo etrafında bir rakam oluşturduk. Derin yoksulluğu ortadan kaldıracak. Yani yoksul sayısını değiştirmeyen ama yoksulluğu biraz daha yaşanabilir, katlanabilir hale getiren, işte yoksulluk sınırına çok yakın bir seviyede belirlediğimiz hedef noktaya bütün insanları taşıyacak, bütün haneleri taşıyacak bir politika uygulansaydı ne olurdu diye baktık. Tabii yoksul sayısı değişmiyor ancak yoksulluk açığında büyük bir iyileşme gerçekleştirme mümkün ve sonuç itibariyle de işte iş talebin canlanması için falan da çok uygun bir ortam oluşturdu tabii bu durumda. O dolaylı etkileri de dikkate almadık. Bunu yapmak için de sadece ulusal gelirin, gayri safi yurt içi hasılanın 1.6'sını harcamak yeterliydi. Bir karşılaştırma için bir rakam vermek gerekirse bizim gibi ülkelerin yaptığı ortalama harcama 3.5 civarında. Amerika'nın yaptığı harcama herhalde %8 ile 10 arasında bir şey. Yani bu Türkiye açısından da yapılabilir bir şeydi. Sadece bütçe kompozisyonunu değiştirerek bu hedefe varmak mümkün olurdu. Eğer bu yapılsaydı bugün çok daha iyi bir noktada olabilirdik. Hem büyüme açısından hem de yoksulluk ve gelir dağılımı açısından. Bu yoksulluk ve gelir dağılımında gerçekleştirilecek bir iyileşme uzun vadede büyümenin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir avantaj yaratacaktı. En azından bir iç talep desteği yaratması söz konusu olurdu. Ama evet, bu yolu tercih etmedi hükümet. Bundan sonrası için geç değil, halen yapılabilir. İşte bir temel gelir gibi bir uygulama gerçekleştirilebilir. En yoksullardan ve en kırılganlardan başlayarak. Ancak buna dair bir emarede, bir işarette görmüyoruz. Hocam son bir dakikamız var sizinle reklam öncesinde. Onda da hemen 15 Nisan PPK beklentinizi sorabilir miyim hızlıca? Ben bir miktar faiz artışı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani rasyonel bir düşünce takip edilecek olursa. Çünkü enflasyondaki gelişmelere baktığımızda özellikle ÜFE'deki gelişme, ÜFE ile birlikte değerlendirdiğimizde enflasyonda bir %18-20 aralığına doğru bir hareketlenme olacağını, bir zirve noktasının orası olabileceğini, eğer büyük bir aksilik olmaz ise de ondan sonra ancak düşüşe geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden PPK'nın bir parça faiz artırma ihtimali var diyorum diye tahmin ediyorum. Ama bu problemle karşılaştığımızda, yani bu durgunluk ve enflasyonu birlikte yaşayan bir ülke olarak, evet, bu politika doğru mu diye soracak olursanız, ben açıkçası herhalde biraz farklı düşündüğümü söylemeliyim. Benim gibi düşünen çok sayıda iktisatçı da var. Burada hem durgunluk hem de
enflasyonla aynı anda mücadele etmemiz mümkün değil. Bunlardan bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Bence durgunluk çok daha büyük bir problem olduğu için kontrollü bir şekilde enflasyonu belki bir parça salmak ve durgunluğu halletmeye odaklanmak daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama bu çok yüksek bir ekonomi politikası koordinasyonu gerektiriyor. Evet. Ne yazık ki bu böyle bir yüksek koordinasyon kabiliyetini göremiyoruz. Peki. O yüzden bunu önermek de ne kadar doğru bu ekonomi yönetimiyle birlikte o da tartışmalı tabii. Evet. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Levent. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Kısa bir reklam arası verelim, ardından Bloomberg ETT yatırım bülteni devam edecek. Az sonra borsada gong kuagranit için çalacak. Öncesinde ise beklentileri konuşuyoruz. İnfo yatırıma döneceğiz her sabah olduğu üzere. Karşımızda genel müdür yardımcısı Mert Yılmaz var bu sabah. Mert hoş geldin yayına diyerek hemen sorayım. Piyasada haftanın son işlem gününden neler beklersin? Zeynep günaydın, iyi yayınlar. Evet, sen de söylediğin gibi haftanın son işlem günü. Bir yatay açılış bekliyoruz açıkçası. Özellikle son dönemlerde hafta sonu riski nedeniyle yatırımcıların çok da iştahlı olmadığını gördük bugüne kadar. Son birkaç haftadır. Genel manada da endeksteki güç kaybı, yabancı çıkış devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle bankacılık endeksi üzerindeki satış baskısının devam ettiğini görürüz. Yani 1450'lere doğru yaklaştıkça satışlar kendini daha fazla hissettiriyor. Dediğim gibi yani bir yatay açılış söz konusu olacak gibi gözüküyor. Yoktaki işaretler de ona yapıyor, işaret ediyor. Dediğim gibi yeni haftaya bakacağız. Çok hızlı, çok hareketli, çok volatil bir olacağını, gün olacağını açıkçası beklemiyorum ama maalesef bu son yaşananlar, yabancı çıkışları, endekste ciddi bir güç kaybı, hala devam eden yabancı satışlar özellikle bankacılık tarafında bu noktaya kadar getirdi. Yani yeni bir hikaye, yeni bir şey ortaya çıkması lazım. O da şu anda çok gündemde varmış gibi gözükmüyor. Hala bir kabine değişikliği beklentisi var piyasanın. Belki o açıklandıktan sonra, haftaya da PPK'yı gördükten sonra biraz daha bir yön bulma arayışın netleşmesini beklemek belki söz konusu olacak. %0.30 kadar aşağıda başladı Viyop 30 günü. 1454 puandayız şu anda Viyop 30 kontratlarında. Mert, az sonra tabii bir başka yine borsada ilk defa işlem gören şirketi ele alacağız. Halka arzlara yerli yatırımcının ciddi bir risk iştahı olduğunu da biliyoruz. Ciddi bir talepte bulunduğunu biliyoruz. Halka arz endeksinin yükselişlerini takip ediyoruz. İstersen o konudan biraz bahsedelim. Bir yandan sen de söyledin, yabancının takas oranında tarihi diplere gidiyoruz. Ama bir yandan da yerli yatırımcılarda sayı Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre rekor kırıyor. Hem bu hareketi nasıl yorumlamak lazım, hem de halka arzları önümüzdeki süreçte de yine bu kadar kuvvetli talep görmeye devam edecek miyiz? Ne dersin? Neler beklersin? Evet, biraz sonra gongu çalacak olan Kuagrant info yatırımı bizim yaptığımız bir halka arz. Son derece başarılı bir halka arz gerçekleşti. Katılımcı açısından bir rekor kırıldı Türkiye'de. Bu uzun süredir devam eden ve artarak devam eden bir trend. Yani MKK verilerdeki yeni açılan hesaplara bakıldığında pek çok yatırımcının halka arza katılmak üzere sisteme geldiği, entegre olduğu gözüküyor. Elbette ki gerek şirket sayısının gerek yatırım sayısının artması sermaye piyasaların gelişimi açısından son derece önemli. Ama şunu görüyoruz ki birkaç memnuniyetsizlik var. Bunlardan bir tanesi talep çok olduğu için gelen hisse senedi sayısı yatırımcı açısından çok tatmin edici olmuyor. Ama bir diğer taraftan da benim açımdan en belki uzun vadeli riski olarak gördüğüm konu şu. Halka arzları yatırımcının, özellikle piyasaya yeni gelen yatırımcıların bir getiri garantili finansal enstrüman gibi görmesi ve açıkçası hani şirket nedir, ne iş yapıyor, kimdir diye bakmaksızın sadece kafalarında tek soru var. İşte kaç tavan yapar, yüzde kaç para kazanırım. O nedenle burası biraz dediğim gibi yani SPK'nın önünde de onaylanmış ve onaylanmaya bekleyen daha pek çok sayıda çok önemli şirketler var. Bu halka arz taleplerine devam edeceğini düşünüyorum. Ama yatırımcıların biraz daha kendilerini finansal okuryazarlık anlamda geliştirmesi, riskleri kontrol etmesinde fayda var. Diğer taraftan belki denetleyici, düzenleyici kurumlar tarafından da bu talebin biraz daha reel talebe dönüşmesi açısından belki bir miktar tedbirlerin, düzenlemenin geçirmesinde fayda var. Çünkü hani sistem bir gün bozulduğunda, yani yatırımcı açısından, performans açısından istenilen noktaya gelmediğinde yeni bir mağdur grubunun doğmasını hep beraber engellememiz lazım. Ben kendi adıma da, şirketim adına da rahatlıkla söyleyebilirim. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama şu anda bir
sistemde kalması esas arzuladığımız durum bütün sermaye piyasalarının gelişimi açısından. Bankalarla ilgili bu aralar çok rapor geliyor. Az önce sen de bir miktar negatif yönde ayrışmayı ele aldın. Özellikle o tarafı belki yeniden ele almakta fayda var Mert. En son mesela Fitch'ten bir rapor gördük. Merkez Bankası Başkan Değişikliği sonrasında artan risklere dikkat çektiler. Yine mesela işte Credit Suisse tarafında, BGC Partners tarafında farklı farklı değerlendirmeler var bankalarla ilgili. Hedef fiyatlarda değişiklikler var. Bankacılık endeksinin sınayiden epeydir ayrıştığını görüyoruz. Belki yabancının pozisyonlanması, belki büyüme beklentileri, belki bir miktar faiz politikası ile ilgili belirsizlikler burada vesile oluşturuyor ama önümüzdeki sürece baktığında bankalarla ilgili acaba beklentiler ne zaman tekrar iyileşir onu da soracağım sana. Çünkü seninle yaptığımız uzun süredir yayınlardan da biliyoruz ki hani ucuz demek, cazip demek olmuyor her zaman yatırımcı için maalesef. Zeynep, burada iki tane durum var. Bunlardan bir tanesi Kasım ayında yapılan görev değişikliği sonrasında Merkez Bankası'nda çok ciddi bir yabancı alımının ilgisinin özellikle bankalara üzerinden Türkiye'ye geldiğini gördük. Ama o sürecin sonunda geldiğimiz nokta şuydu, Türkiye'ye gerek hisse setleri tarafında gerekse dips tarafında çok da hak ettiği kadar bir para girişi olmadığını, esas paranın swap yoluyla girdiğini gördük. Ama oradaki bu girişin sebebi Türkiye'nin ekonomi politikalarında bir değişiklik, uzun vadeli projeksiyon, belirsizliklerin ortadan kalkması gibi farklı parametreler vardı. Ama 4,5 ay sonra piyasaların önemli bir kredi açığı ve doğru adımlar attığına inandığı Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Ağbal'ın görevden alınması sonrasında çalkantı yaşanıyor. Bunu da doğal karşılamak lazım. Bundan sonrası ne olur kısmı açıkçası yabancı yatırımcı Türkiye piyasaları açısında bir süre bir araya mesafe konacağını düşünüyorum. Yani PPK toplantısında verilecek karar sonrasındaki şeyler, kabine değişikliği az önce söylemeye çalıştım belki. Bir yol haritasının belirlenmesine yardımcı olacak ama çok ciddi bir güven kaybına uğradı yabancı yatırımcı. Bunu şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. İkinci kısım şu, aslında pardon, bu hikayenin çok öncesinde bankacılık endeksi, sanayi endeksi hep birbirinden ayrıştı. Yani uzun süredir Türkiye'de banka sat, sanayi şirketi al teması devam ediyordu ve bir süre daha belki öyle devam edecek gibi gözüküyor. Ama son söyleyeceğim bu konuya giriş olsun. Özellikle Sayın Ağbal'ın görevden alınması sonrası Türkiye'nin risk priminde ve hani risksiz getiri diye tanımladığımız 10 yıllık tahvil faizleri çok ciddi bir yükseliş söz konusu oldu. Dolayısıyla bu yılbaşında yapılmış olan endeks tahminlerinin bir denge noktası bulunduğuna inanıldıktan sonra, o tarih bugün gibi gözükmüyor ama bir aşağı yönlü revizyonları beklemek gerekecek ve açıkçası benim çok böyle kabaca hesapladığım kadarıyla o değerde şu andaki risksiz getiriden daha yüksek bir getiriyi yatırımcı sunmayacak. Şimdi bir tarafta riskli getiri, işte hisse senetleri, bir tarafta risksiz getiri dediğinizde mevduat gibi, devlet tahvili gibi, bunların getirisinin birbirine yakınsadığını, belki de risksiz getirinin daha yüksekte kaldığı bir yerde yeni bir hikaye ortaya koymak lazım. Bir kez daha söyleyeyim. O şu anda çok gündemde varmış gibi gözükmüyor ama hani ucuzluk kavramı, sen de az önce soruyu patlatarken söyledin. Ucuzluk kavramı Türkiye'de çok uzun yıllardır konuşulan bir konu ama hani ucuzun daha ucuzu çıkıyor. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı, ucuz olmakla cazip olmak arasında da bir fark var. Bunu da maalesef bugünlerde yaşayarak öğreniyoruz. Şimdi bir yandan Coagrant'la ilgili gong törenini bekliyoruz Mert ama diğer yandan birkaç saniyemiz daha var gibi gözüküyor. O yüzden hızlıca sana sormak istiyorum. Acaba 15 Nisan PPK'dan nasıl bir beklenti içinde olalım? Gelecek hafta merkez toplanacak. Valla benim beklentim şu. Yani Sayın Ağbal görevden alıp Sayın Kavcıoğlu göreve getirdikten sonraki bütün açıklamaları Sayın Ağbal'ın dönemdeki söylemlerin devamını işaret ediyor. Dolayısıyla Sayın Yeni Başkan göreve geldiğinde piyasanın ilk beklentisi bir hızlıca faiz indirimiydi ki o bir ara toplantıyla onun olmayacağını söyledi. Şimdi ajandaki normal rutin toplantıya geldik. Söylemlere bakıldığında, en azından bugünün de konjonktürüne bakıldığında, yani enflasyon beklentilerindeki kötüleşmeyi de hesaba kattığımızda görünen o ki pas geçme ihtimali çok daha yüksek. Yani 19'da sabit tutacak gibi gözüküyor. Merkez Bankası toplantıda benim beklentim o yönde. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, teşekkürler. Borsaya dönüyoruz Coagrant için. Birazdan sayacağız. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir.
Ve Borsa İstanbul'da Coagranit için gong töreni düzenleniyor. Buradan canlı görüntüler şu anda ekranlarımıza geliyor. Tabii kuvvetli şekilde yerli yatırımcının özellikle kat be kat taleplerle geldiği bu tip halka arzların devamını takip ediyoruz. Coagranit'e de buradan hayırlı olsun diyelim. Hatırlatalım, bugünden itibaren Yıldız Pazar'da borsada işlem görmeye başlıyor ve son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak bu halka arzı gerçekleştiriyor Coagranit. 16.46 TL fiyat ve KUAGR koduyla, tekrarlayalım, QUAGR koduyla işlem görmeye başlıyor borsada. Halihazırda devam eden kapasite artırım yatırımını tamamlayıp daha da kurumsal bir yapıyla iç ve yine ihracat pazarında etkinliği artırmayı hedeflediğini de belirtelim. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Erbun'u kürsüde görüyoruz. Coagranit yüksek bir yatırımcı ilgisine mazhar olmuş ve yaklaşık 846 bin yatırımcıya satış gerçekleştirerek çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle buradan yatırımcılarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Sermaye piyasaları olarak her ortamda, her fırsatta vurguladığımız en önemli hususlardan birisi finansal okul yazarlığı olmuştur. Amacımız finansal okul yazarlığı yüksek, bilinçli bir yatırımcı kitlesi oluşturmaktır. Bu amaçla aracı kurumlarımıza hazırlayacakları araştırma raporları için finansal destek vermeye başlayacağız. Biz de borsa olarak her ortamda, sosyal mecralarda duyurular yapmaya, videolar yapmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımızdan en büyük beklentimiz odur ki lütfen şirket ile ilgili bilgileri KAP haberlerinden takip ediniz ve sosyal medyaya itibar etmeyiniz. Bu şekilde bir yandan yatırımcılarımıza bu hatırlatmalarda bulunmuş iken, diğer yandan bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, Coagranit'in değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, info yatırıma çok teşekkür ediyorum. Coagranit'e, borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ergun'a çok çok teşekkürler. Şimdi konuşma demeyeceğim. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'a kulak verdik. Hatırlatalım, Coagranit'in halka arzı 5-6 Nisan'da borsada satış yöntemiyle gerçekleşti. Büyüklüğü 395 milyon lira olan halka arzda toplam satılan 24 milyon adet payın 15 milyonu sermaye artırımı yoluyla, 9 milyon adedi de ortak satış şeklinde gerçekleşti. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranında %20 olduğunu takip ediyoruz. Yatırım bültenine bugün böyle nokta koyalım. Kısa bir ara verelim. Ardından piyasa masası araştırma masamızdan Kutay Kural'la beraber karşınızda olacağız.